Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu, Borsa Teknik'te yeniden karşınızdayız. Evet, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Her salı olduğu gibi biz akıllı tahtamızın yanında, yanı başında yerimizi aldık. Stratejist Selçuk Gönençler bizlerle. Hoş geldiniz ve son dakika haberimiz var. Dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu son dakikayla başlayalım o zaman. Aslında dolar endeksi grafiğimiz yok. O zaman dolar endeksinden bir girizgah yapalım. Grafik değil de sözlü evet. Olarak en azından. 104,5'larda önemli bir desteği vardı. Geçen hafta oraya doğru 105'lerin altına doğru geri çekilip 104,4, 104,5'lara doğru bir geri çekildi. Fakat o önemli ortalamasının altına inmeyince tekrar yukarı yönlü hareketine devam ediyor. DXY eğer 104'lerin altına inmedikçe daha önce söylediğimiz 107,8'lere doğru zaten genel trendini koruyor. Şimdi dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle birlikte tabii piyasaları da izlemek lazım. Burada özellikle hep birazdan konuşuruz. Ons altın üzerindeki zaten baskıyı konuşuyoruz. Gümüşteki baskıyı konuşuyoruz. Bununla birlikte kripto paralardaki baskıyı konuşuyoruz. Euro dolar paritesindeki baskıyı konuşuyoruz. Tabii birçok enstrümanı aynı anda ele alıyoruz. Şimdi bugün Bitcoin ile başlayalım, bir farklılık yapalım dedik. Gerçi orada da çok fazla bir hareket yok. Hareket 20 bin dolar civarında. 18 bin ile 21 bin arasında sıkıştık. Biz sıkıştık kaldık. Yani 18 bin doların altına da gitmiyor. 20 bin doların üzerine de yerleşemiyor. Sizinle bir saat önce konuşurken fiyatlama sabah da 20 bin doların üzerindeydi. Şu an programa geldik. Tekrardan 20 bin doların altındayız mesela. İşte 18 burası bin dolar. Burası kritik. Evet, ya bu 4270 69 bin dolar çıkışının 78,6'sı. 18.140 dolarda 1-2-3. Bu haftayı da sayarsak bu bir haftalık grafik. 4 haftadır 18 bin doların üstünde kalıyor olmamız göreceli olumlu. Biz çünkü neden göreceli olumlu diyorum? Biz 61,8, 29 bin dolarların da üstünde 4 hafta kalmıştık. Fakat ondan sonra aşağı doğru bir yarılma oldu. Ama şöyle de bir şey daha var. Evet, üzerinde kalıyoruz ama uzaklaşamıyoruz da. Yani bir desteği ne kadar aşındırırsak da kırma olasılığımız artıyor. Aynen öyle. Şimdi hep asıl olan trend diyoruz ya. Şimdi bizim bir kere... Şu anda bir kere düşüş trendindeyiz. Özür dileyerek sildireceğim tabii, size. Tabii. Bir kere çıplak bile baktığımız zaman 8 haftalık ortalama ve sarı trend çizgisinin altında bir düşüş trendindeyiz. Yani artık bunun sorguya açık bir yanı yok. Burada önemli olan işte bu 78,6, 18.140 doların üstünde kalıp bu düşen trendin üstüne geçebilecek mi? Bu düşen trendin üstüne geçemediği sürece hani çıplak. Hiçbir şekilde tek yani herhangi bir yoruma bile gerek olmadan burası düşüş trendinde kalmaya devam edeceğiz diyeceğiz. Ve belki de 18 bin dolarların altına doğru 14-12'lere doğru yeni bir satış dalgası alıyoruz diyeceğiz. Bizim 18 bin doların üstünde kalıyor olmamız tırnak içinde söylüyorum zayıf ve göreceli olumlu. Ancak 18 bin doların üstünde kalması yani 78,6'nın sadece üstünde kalması yeterli olmayacak. İvedi bir şekilde 24.500'ün üstüne geçmeliyiz. Bu 8 haftalık ortalama. Yani bu 24.500'ün üstüne geçemedikçe ve bunu geçmeyi bile denemedikçe 18 bin doların baskı alma ihtimalini her ne kadar uzun vadeli iyimser olsak da kısa vade disiplin anlamında yok saymamalıyız. Bu anlamda 18.140, 24.500 bölgesindeyiz, bandındayız. 24.500'lere doğru hareket bir miktar iştahlanacak, bir miktar daha rahat bir tempoya girecek diyebilmemiz için ve temkinli de olsa long yönlü bir pozisyon okumak için bence 21.000, 21.200 dolarların üstünde kapanış görelim. En azından 21.200 dolarların üstünde bir kapanış görürsek 20.500, 18.000 dolarların altına stop loss koyarak bir uptrade denemesi olabilir. Ancak 21.500 hatta 24.500'lerin üstüne geçmedikçe burada güvenli sahaya döndük diyemeyeceğiz ve en kötü geride kalmış maalesef diyemeyeceğiz. Orası da 24.500 diyoruz. Peki evet. Şimdi iki tane strateji çizecek olursak opsiyon var. Ya 24.500'ün üzerine almak ya da 18 olur da altına gelirse 14.000'ler mi denenebilir? Bir de buradan maliyetlenmek isteyenler olursa nasıl bir strateji izlemeli? Şimdi onu konuşalım. Bir kere... Buradan maliyetlenmek isteyene ben şu soruyla bir kere cevap vermemiz lazım. Kısa vadeli mi alacaksın, uzun vadeli mi alacaksın?
Eğer kısa vade trading mantığıyla alacaksanız 19.700, 19.000 dolarların üstünden alacaksan ve kısa vadeli alacağım diyorsan 18.000 doların altında mutlaka stop koymalısın. Hı hı. Çünkü 78.6 18.000 dolar kırılırsa 14, 12 hatta belki de 9.000'leri konuşabileceğimiz bir dönem başlayacak olur. Tamam mı? Bu durumda da buradan yaptığın maliyet belki büyük resimde ve uzun vadeli makul gibi görünse de kısa vade ciddi bir zararla karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, 18.000, 20.000 dolar bandında yeni bir maliyet yapan yatırımcı 18.000 dolarların altına stop loss koymalıdır. Ancak bana göre bu doğru bir strateji değildir. 24.500'ün üstüne geçmedikçe, evet belki de bir tık yukarıdan maliyet yapılmış olur. Belki de birazcık daha hani altta kaldığı için bir taşıma maliyeti olarak da alınmış olur ama güvenli bir alım olmaz. Burada bence 8 haftalık ortalamanın üstünde en az birkaç gün, 3-4 gün görmedikçe burada en kötü geride kalmış henüz diyemeyeceğiz. Peki alt göstergemiz ne diyor sevgili gönülcüler? Alt göstergede şimdi kısa vade düşüş trendinde olmasına rağmen uzun vade 18.000 doların üstünde zayıf da kalınmasından dolayı tepki ataklarının devam etme ihtimalini varsayım olarak gösteriyor. Ancak dediğim gibi her zaman da söylerim biliyorsunuz asıl olan fiyattır. Yani asıl olan grafiğin burasıdır. Biz alt göstergelerden duygu yönetimi, piyasadaki psikoloji yönetimi anlamında destek alıyoruz. Alt göstergede bize diyor ki evet 18.000 doların üstünde kalması göreceli olumlu. Zaten ben de dipteyim. Ama bu 22.000, 24.500'leri geçmedikçe bunun dip kazıması trendin başlaması anlamında bir fayda sağlamayabilir diyor. Yani dipteyim diyor, kabul diyor, uygunum diyor, kabul diyor. Ama bu kalkacağım anlamına gelmiyor. Bu kalkacağım anlamına gelmiyor. Peki şimdi bizim haftaya salı yayınımız yok. Neden? Çünkü canlı yayınlarımız olacak. Bayram olduğu için biraz uzun vadeli de bir soru soracağım. Burada yani Bitcoin'in 24-25 bin doların üzerine atması an meselesi. Bir günde bile yapabilir çok hızlı hareket ettiği için. Bununla ilgili bir şey soracağım. Siz söyleyin ben onunla ilgili bir karakter analizi yapacağım. Evet o yüzden şunu da sormak istiyorum. Biz burada yokken EkoTürk ekranlara canlı yayın yapmıyorken Bitcoin 24-25 bin doların üzerine atarsa hedef fiyatlarımız neresi olabilir? Çünkü sıkça şu soru geliyor. Yani sen Selçuk Gönenç'lerin işte 60 bin dolar üzerinde hedef fiyatı vardı. Oraya gitmemiz için koşullar ne olması gerekiyor diye. Bunu pembe gibi varsaysınlar. Geliyor. Bizim öpülecek olan pembe bu bölgede bir yerde bitecek. Yani hiçbir fiyat sonsuza dek çıkamadığı gibi sonsuza dek düşmeyecek. Ve bundan önceki tüm düşüşlerde bittikten sonra yeni bir tepe yapıyor. Yani bunun bir karakteri var. Yani bunu siz ister seveyin ister sevmeyin. Bu enstrümanın bir karakteri var. Ve bir sonraki çıkışta evet 72 bin 74 bin dolarlar burada görülecek. Ama şu var, hep söylediğim gibi bunun zamansalıyla ilgili doğru bir para yönetimi yapamıyoruz. Yapamayız. Dolayısıyla Perihan Hanım, sorunuza cevap vereyim. Şu anda 24.500'lerin üstünde haftalık kapanışları besleyecek bir makro veya temel bir dinamik maalesef şu anda yok. Ama akşamleyin veya bayramda FED bir açıklama yapar. Bir anda bunların, yarın da FOMC bir anda bunların ayaklarının altına ateş tutulmuş gibi kalkarlar. Ve tablo tamamen değişir. 24.500 geçilirse ve biz üstünde haftalık bir kapanış alırsak, özür diliyorum tekrar size. Tabii. Şimdi tepe belli bir kere. Tepe burası. Bir ama dibi bilmiyoruz yani yeni Fibonacci bakış. 24.500, 25.000'lerin üstüne geçerse ve bir yükseliş trendi başlarsa ana hedefimiz burası. Büyük o cepte. Tamam, o cepte. Ama bu hareketi Fibonacci'lerle direnç arayacaksak bu tepeyle 24.500'ü görmeden önce yapacağı muhtemel dibe. Şu anda 18.000 dolar ya. Altına iner, yeni bir dip yapar. İnmeden 24.000'in üzerine atarsa inmeden, buraya atacağız. Öyle inmeden, konuşalım o zaman. İnmeden afaki bir söz sorarsak 18.000 dolarla buraya atacağız ve şöyle yapacağız. Yarısı ara hedef 61.8 ve 78.6'ları orta vadeli hedef. Burası da ana hedef. Ana hedef demeye devam edeceğiz. Hem de güzel bir böyle eğitim tadında. Böyle bir eğitim tadında evet strateji olur. Ama tekrar ediyorum Perihan Hanım bakın. Her ne kadar uzun vade iyimser olsak da ve çok kuvvetli iyimserim bir kere. Çok net. Ama bu trend geçilmedikçe kısa vade tradingde güvenli sahanın tetiklenmeyeceği gerçeğini yatırımcılar bünyelerinde kabul etsinler. Hı hı.
Şimdi ben aslında buradan altına geçecektim ama bir değişiklik yapıyorum. Gümüşe geçeceğim. Neden? Bir izleyenim sormuş. Uzun vadede gümüş topluyorum. Doğru mu yapıyorum diye. Ben o yüzden o izleyenimizin de sorusuna istinaden zaten grafiğimiz haftalık çok kısa vadeli değil. Uzun vadeli gümüş toplayanlar için de bir analiz rica edeceğim. Haftalık grafik. Bu grafik biliyorsunuz ara ara hep anlattım. Konuşuyoruz evet. Grafik. Dalgalanma dalgalanma gidiyor. Pembe ile turuncunun arasında 2020'nin Ağustos ayından beri, nereden baksanız 2 yıldır 20 ile ortalama 25-26 arasında git gel yaptı. 19.84 şu an. Dalga gibi, kıyıya vuran dalgalar gibi. Baktığınız zaman al ver piyasası. Perihan Hanım, uzun bir aradan sonra bu sarı yatay tren çizgimiz olan 20.90'ın altında bir fiyatlama oluşmaya başladığını görüyoruz. Hı hı. Bu, bakın dikkat edelim, biraz yakın çekim rica ediyorum. Buraya odaklanalım, tam parmağımın ucuna. Hı hı hı. 8 haftalık ortalamaya gümüş son 2 aydır kafayı atıyor oradan direnç alıyor. Tamam. Bu da şu demek, 20.90 21.40'ın altındaki fiyat kısa vade baskıda kalacak disipliniyle okunmalıdır. Bu disiplinin hedefi, yani baskının olası hedefleri pandemide gördüğü en diple 11,5 dolarla 30 dolar çıkışının 61.8, maksimum risk ise 78.6 bölgesidir. Oralar nereler? Buraya yazalım. 18.6 15,5 dolar. Şimdi soruya cevap çıktı tablodan, Fibonacci matematiğinden. Altında uzun vadeli topluyorum. Gümüş. Gümüşte topluyorum veya toplamayı düşünüyorum. Tamam mı? Nereden toplayabilirim? Tekrar altını çiziyoruz, uzun vade için konuşuyoruz. Taşıma maliyetini kabul ederek, kaldıraçsız. Kendi parasıyla. Kendi paranızla, kaldıraçsız. Bunların altını koyu kalemle çiziyoruz. Ve en önemlisi psikolojik taraftan. Siz düşen bir ürünü topladığınız için taşıma maliyetini külliyen kabul edeceksiniz. Tabii. Zaman maliyetini. Tamam. 18.6, 15,5 dolar bandı. Gümüş için düşse de alsak. Düşse de alsak seviyeleri. Ancak. 18.6 kırılmadı. 18.6 neresi? 11,5, 30 dolar çıkışının yarısı. Yarı yolu. Tamam mı? Düzeltiyorum. 61,5. Ha 18, evet. Ha. Fiyat 61,5'tan 20.90, 21.40'ların üstüne geri dönerse o zaman ne olacak? Bu dutluk bölgesine inmeden yeniden bizim kanalımızın içine dönmüş olacak. Ve 20.90, 21.40'ların üstünde kapanış vermedikçe burası kısa vade long trading için doğru bir disiplin değil. 20.90, 21.40'ın üstünde 25,5 hedefiyle uptrade bir strateji doğru bir strateji olacaktır. Büyük resimde 20.90, 21.40 geçilmedikçe 18,5, 15,5 seviyeleri de bence dediğim gibi uzun vade anlattığımız şartlara dayanarak güzel bir alım bölgesi olacaktır. Peki şimdi alt göstergeyi de özellikle göstermişsiniz. O yüzden şimdi ons altına geçmeden bir alt göstergeye bakalım. Şimdi alt gösterge bakalım. Diyor ki bize, biz fiyatı anlattık. Alt gösterge diyor ki, bir kere kırmızılar yeşilin üstünde. Bu ne demekti? Ayılar boğaların üstünde. Zaten anlattığımız senaryoya uygun. Haftalık ortalamanın da altında olduğu için buraya da bir uyumsuzluk yok, uyumlu. Yok, aynen. Bu gösterge bize şöyle diyor. Ayılar kısa vade etkin. Etkinlik 20.90, 21.40'ların üstüne geçmedikçe etkin kalacak. 20.90, 21.40'ın üstünde gümüş kısa vade uptrade edilmeli diyor. Tamam mı? Bu da bize diyor ki, evet ayılar etkin fakat dikkat bakın bir büyük sarı çizdim. Bir de içine iki tane koydum. Bir tanesi üsttekinin kırmızıların yani ayıların Perihan Hanım yukarı giderken başları aşağı inmiş. Bu da şu demek, evet fiyat baskılı ama ayılar yoruluyor. Bakın dikkat, yoruluyor. Ayılar ölmedi ama yoruluyor artık. Ama boğalar da başını yukarı kaldıramamış. Şimdi sorun şu, ayılar başını aşağı indi ama boğalar yataya döndü. Daha boğalar başını kaldıramadı. Zaten boğalar başını kaldırdığı zaman
bunlar yüksek muhtemel ters kesişmeye, şu şekilde ters kesişmeye dönecekler. Onu da açık açık anlatayım. 20.90 geçilmedikçe ayılar etkin kalır. Ayılar etkin kalır diyoruz. Geçilirse de ayıları alta alırlar, boğalar üste çıkar ve boğalar etkin kalır. Şimdi tam karşısına o zaman ons altını yerleştireceğiz. Fiyat 1800 doların üzerinde. Ama zayıf. Ama zayıf. Yani ne düşüyor ne çıkıyor. Tablo bu. Şimdi burada da 1654, 2070. Bu yaklaşık 2001 yıllık en düşükle en tepeye attığımız Fibonacci'nin 61.8'inden aşağı doğru. Bu kırmızı trend çizgimiz kırıldığından beri bir düşüş hareketindeyiz. Burası da aşağı yukarı 1840'larda falan kırıldı. Şimdi burada Perihan Hanım, büyük resimde bizim bir fincan kulbumuz var. Orası, aylık grafikte. Aylık grafikte 1780-1790'ların altına inmedikçe çok fazla orayı yıpratacak bir düşüş değil bu şu anda. Ama kısa vade söyleyecek olursak, ...1817 ve veya 1815 dolarların altında kalmaya devam eden bir altın, geçen hafta Cuma günü gördüğü 1785 hatta 1745'lere doğru bir baskılı senaryo, yani trading disiplininde aşağı yönlü bir stratejiyle okunmalı. Burada 1785-1745'lere doğru bir düşüş olursa, bunu biz geçen hafta siz yoktunuz, Cuma Skype'da söylemiştim. 1800'ler kırılırsa 1780'lere doğru bir aşağı doğru boşalma gelir. Fakat saatlik göstergeler aşırılık sinyali ürettiği için aniden geri dönebilir. Dolayısıyla eğer siz 1800'ün altında bir short trading yapacaksanız, bakın burası çok önemlidir, açtığınız pozisyonlara portallarınızdan kâr al seviyelerinizi girin. Çünkü hareket hızlı olabilir. Yani indiği gibi çıkar. Bu sefer ne olur? Siz doğru bir yönü tespit ederseniz işinizle gücünüzle uğraşırken iner çıkar. Sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır belki de işte 1800'ün üstüne geri döner pozisyonunuzu zararla taşımış olursunuz. Dolayısıyla elzem cevap 1817 doların altında kaldıkça altını 1785-1745'lere doğru kısa vade downtrade edilmesi doğru olacaktır. Dikkat! 1817'nin altında kalır. 1785-1745'lere doğru bu düşüş devam edecek olursa, biraz önce gümüşte söylediğim bakış açısıyla kaldıraçsız, borçsuz, vadeli işlemler tarafı değil, reel parayla bu gerçekten toplamak için iyi bir, uygun, güzel bir maliyetlenme bölgesi olacaktır. Peki, şimdi dönelim buradan gram altına geçmeden bir alt göstergeye bakalım. Diğer enstrümanlarda da baktık. Şimdi alt göstergede de, Perihan Hanım, bunu Mayıs ayında da yapmış. Fiyat dibe geldiği zaman, silelim mi? Temizden bir temizleyelim. Fiyat dibe geldiği zaman fiyatta bir sıçrama oluyor. Evet. Şimdi bakın burada geldiği zaman gene burada bir sıçrama oldu. Şimdi gene dibe geldi. Şimdi burada dün bir Cuma günü bir sıçrama yaptı ama zayıf kaldı. Zayıf kaldı. Şimdi alt gösterge bize şunu söylüyor. Biraz önce anlattığım hikaye. Siz short yönlü bir trading yapıyorsanız diyor. Bak sizi uyarıyorum diyor. 1817 geçilmedikçe tamam burası kısa vade short ama diyor. Altlardan mutlaka stop yerlerinizi yazın. Oraya inerim, çıkarım, gıkır yani kaşla göz arasında inerim. Stop'tan çıkarım. Ziyade kâr al. Kâr al anlamında. Kâr al anlamında diyor. Hani hedefinize inerim, çıkarım, gıkınız duymaz diyor. Lütfen diyor, disiplini doğru okuyun, doğru, yönü mantıklı. Doğru bulun. Ama kâr al seviyelerinizi zamana bırakmayın. Önceden platformlara girin diyor bu. Pozisyonu açar açmaz diyorsunuz. Başka bir şey daha gösterelim, silelim. Şimdi bu arada yayında fark ettim. Bir daralan üçgen oluşuyor. Tamam. Biz bunu geçen hafta... Zaten bitmiş süresi de yani. Geçen hafta sevgili Eren'le de anlattık. Burası 1785'lerin altında ayıları pestil. Pestil formasyonu bulmuşsunuz arkamdan, evet duydum. 1785'lerin altında ayıları pestil, 1830'ların üstünde de... Ters oldu. 1785'lerin altında boğaları pestil, 1830'un üstünde de ayıları pestil yapar dedik. Orada da 2-3 varlık bir yer kalmış zaten eğer bekleyecekse. Evet, o zaman bu hafta olanlar olur. Bu hafta FED var mı? FOMC var yarın. Tamam. Sonaklar. Şimdi bakalım. Cuma günü de tarımcı istihdam verisi tamam, var. Bakalım bu haftanın sonunda nasıl bir ilginç fiyatlama olacak. Ama ben bu grafikten şunu söyleyebilirim.
Cuma günü altın bence artık bu goygoy bandından çıkmış olur. Ya 1785'in altında olur, hı-hı, ya da 1830'un üstünde olur. Belki bunu da tarımcı istihdam verisi tetikler. Veya düzelteyim, 1817'nin üstünde olur. Üstünde olur diye. İddialı olur, 17'nin üstünde olur. Peki şimdi altında haliyle böyle bir tatsız durum yaşandı. Üstüne geçen hafta BDDK'nın hamlesiyle birlikte tabii ki dolar Türk lirası da geri çekilince ne oldu? Gram altın 1000 liranın altına geldi. Bu senaryoyu konuşuyorduk. 1000 liranın altına gelirse ne olur diye. An itibariyle bir rica edeceğim arkadaşlarımdan gram altın fiyatını da verebilirsek. 980'lerde bırakmıştım, evet, ben. Bir anlık fiyatı rica edeceğim. Ya şimdi bir kere baktığımız zaman büyük resimde trend devam ediyor. 983 TL. O da dolar Türk lirası hareketiyle birlikte tekrardan 17 liraya geldi çünkü dolar TL. Birazdan konuşacağız. Evet. Şimdi bir kere büyük resmi anlatalım. Hani, hı hı, şu alıp da uzun süreli alanlar. 200'den, 300'den, 400'den, 500'den toplayan alan. Ha, trading değil yani, spekülatif anlamda. Aldım, kenara at. Kazanmak, hı, için. Al-sat trading değil de büyük resimden bakanlar trend desteği 880 TL'den geçiyor periyon. Burası. Bir kere burası kırılmadıkça büyük resimde yatırımcılarının, gram altın yatırımcıları için çok sorgulanacak, çok önemli bir durum yok. Oraya kadar düşebilir. Neden biliyor musunuz? Bakın anlatayım. Her fiyat trendine gelirler. Burası kırılmadıkça bu böyle zaten gider. Önemli olan orta ve uzun vadeciler için bu rakam kırılmasın. 880. Tamam. 880 kırılmadıkça 1061, 1188 hedefi gram altının orta uzun vadeli hedefleri olmaya devam edecek. Tamam. 880 kırılırsa 1061 ve 1188'leri radardan ve disiplinden kaldırırız. Şimdi uzun vadeyi anlattık. Silelim bir de kısa vadeyi. Tabii. Elimden geldiğince her vadeye anlatmaya çalışıyorum ki herkesin uzun vadeciler için kısa vade analiz, bakın, doğru olmaz değil. Açık açık söylüyorum. Son derecede yanıltıcı olur. Perihan Hanım, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı kur korumalıyla 1061'den 584'e düştüğü hareketin, dikkat, 78.6'sının üstünde 2, 4, 6, 1,5 aydır, bir haftalık grafik, 961 TL'nin yani üstüne geçtiği Fibonacci'nin destek yapan 1,5 aylık bir hareket var. Bu da şu demek, kabaca 960 kısa vade, 880 orta vade. Orta vadeciler için bir şey söyleyeyim, bu 880 kırılırsa oyuncaklarla ellerinden alırlar. Hmm. Dikkat, tamam. Burası kırılmadıkça sorun yok dedik ama bu trend çıt diye kırılırsa geçmiş, bu sefer olsun, geçmiş olsun. Yani trend biter, bu sefer zararla karşı karşıya kalırlar, buraya dikkat etsinler. Onlara notu koyduk. Kısa vade için 960 TL son derece önemli bir destek bölgesi. 960 TL'nin altında fiyat 940, 900'lere doğru genel trend içinde düzeltmesini genişletebilir. Bu da şu demek, 960 TL'nin üstünde kaldıkça gram altın trading stratejisi tut konumunda devam edecek. Yani bekle, tut ve bekle konumunda devam edecek. 960'ın altında 940-920'lerden gram arttırmak üzere savunma, yani satal yönlü stratejiye dönmek lazım. 960 TL üstünde kaldıkça 1050 ve 1061'lere doğru önümüzdeki günlerde peyderpey toparlanma olabilir. Fakat biraz önceki uyarınız önemli gram altın yatırımcısı için de. FOMC toplantısından gelecek kararlar ve açıklamalar. Cuma gün tarım dışı istihdam. Tarım dışı kararlar burayı bir gıdıklayabilir. Dolayısıyla çok kısa vade işlem yapanlar 960'ın üstünde mi altında mı ya buna baksın. Orta vade büyük resimde o yastıkların arasına koyulan altınlar için ise 880 TL kritik ve ana destek seviyesi. İki arayı bitirdik. Şimdi isterseniz kısa bir araya gidelim. Minik bir aramız var efendim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz TL varlıkları hem dolar Türk lirasına hem de Borsa İstanbul'a değineceğiz. Ama şimdi kısa bir ara. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da içeriği konuşacağız. Şimdi dolar Türk lirasıyla başlayalım. 16.97.
Zaten biz burada haftalardır konuşuyorduk. Kur 17'nin üzerindeyken de konuşuyorduk. 16.65 kırılmadığı sürece yön yukarı demiştiniz. Altını gördük ama kapanışlar almadık. Geçen hafta BDDK'nın hamlesiyle gün birlikte. İçinde yokladık. Geçen hafta demeyeyim de, geçen hafta boyunca diyelim. Geçen hafta tabii. Bir önceki cumaydı evet, çünkü haber. Grafik, geçen haftanın cuma ve pazartesisi onun altını böyle iğneledik. İğneledik böyle bir dürttük tabiri caizse hani biraz esprili anlatalım. Dürttük. Ama dedi ki yok. Balon patlamadı. Patlamayınca da ne oldu? Balon tekrar kendini yeniledi ve tekrar. Şişmeye başladı diyorsunuz. Maalesef şişmeye başladı. Pelin Hanım biraz önce gramda anlattığımız grafikten çok fazla bir farkı yok. Yani gram altın grafiği de zaten bununla çok benzerler. 18.40 ve KKM düşüşü 10.22'nin 78.6'sının üstünde bir taban çalışması yapıyor. Hı hı. 78.6'mız 16.65. Bu en son BDDK kararlarının açıklandığı akşam da ben beyan etmiştim. 16.65'lerin üstünde, düzeltiyorum, altında. İkinci gün kapanışı görmedikçe maalesef. Yani gönlümüz farklı olmasını istiyor. Anlatırken de üzülüyoruz ama burası maalesef düşüş trendine girmeyecektir. Nitekim de görmedik. 16.65'leri yokladık ama bir gün kapanış bile olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, 4 saatlik kapanış bile yapmadık. Ve 16.65'in üstünde aynı zamanda bizim 8 haftalık ortalamamızın üstünde fiyat tutunmaya devam ediyor. Bu anlamda kısa vade 16.65 ama ben bunu izleyicilerin müsaadesiyle 16.60 yazıyorum. Hı hı. Orta vade, hatta bunu uzun vade olarak da düzeltiyorum. 2 tane baz noktası. 14.60 ve 16.60. 16.60, 78.6, 14.60 ise yaklaşık 8-9'lardan beri oluşan trend çizgimiz. Bu biraz daha aşağıda olabilir. Burada iğnenin altını değdirememişim, kendimi eleştirip. Hı hı. Ama 14-14.5 diyelim. Tamam mı? 14.60'ların üstünde kaldıkça bir kere büyük resimde burada trend bozulmayacak. Oraya kadar geri çekilmeler düzeltme olarak atfedilecek. Ama kısa vade, buradan biraz önce anlattığımız gibi bir spekülatif kazanç. Hani enflasyona karşı kendimi korurken bir de trade edeyim mantığıyla bakanlar varsa, 16.60 seviyesinin altında ikinci gün kapanışı görürlerse, bu şu demek olacak. 15.30, 14.60'lara doğru down trading başlıyor. Tamam mı? 16.60'ın üstünde kalmaya devam ettiğimiz sürece ne olacak? 17.58. Ve 18.40'lara doğru hala uptrade devam ediyor. Aslında burada bandımız belli diyorsunuz. Band belli. Yani 16, aşağıda 16.60, yukarıda 17.58 gibi bir bandın içindeyiz. 16.60'ın altında fiyat, tekrar ediyorum, kısa vade down trading disipline döner 14.60'lara kadar. Yani öyle kalıcı, yarıcı, boşaltan bir düşüş anlamında değil, hı hı, düzeltme anlamında buraya döner. Bütün hikaye, bakın Türkiye'deki bütün her şeyi silkeleyecek hikaye 14.60'ın altında başlar. 14.60 kırılmadıkça burada maalesef ve üzülerek söylüyorum, dolar TL yeni tepe yapar. Yeni tepe yapar. Bunu konuşuyoruz zaten hep sizinle. Yani 18.40'da belki bir savaş çıkabilir, burada kavga dövüş çıkar ama kendime oraya şerh giden, düşmem gerekir. Finansal okuryazarlık anlamında ve trading anlamında da şerh koymamız lazım. Hani bunu bir if şartı gibi koymamız lazım. Eğer dolar TL bir yeni tepe yapmayacaksa, yapmamaya dönecekse 16.60'ı kırsın. 16.60 kırmalı ki, ya da. Kırsın ki biz önümüzdeki hafta hop 360 derece dönelim ve farklı yorum. 180 derece. 180 derece dönelim. 360 derece dönersek aynı yere geliyoruz. Pardon, evet. Yani dönelim ve senaryoyu aşağı çevirelim. 16.60 kırılmadıkça burada downtrade sinyali yok. Ben başka bir şey söyleyeyim. Hı hı. Aşağı belli. İki rakamı da verdik. Tamam mı? Sizinle geçen hafta değil ya ondan önceki hafta. Galiba ondan önceki hafta. Biz yayına çıkmadan bir saat önce 17.54, 17.55'leri gördü. İğneyi attı. Bir saat bile, üstünü bile teneffüs etmeden aşağı indi. Biz burada yaklaşık 1,5 aydır, 2 aydır 16.60'ın üstünde kaldıkça fiyat yukarı yönlü aşırı bir iştahlanma, aşırı bir ısınmaya girecekse
17.58 geçmeli diyorduk. İki hafta önce gördük bu 54'ü. Dolayısıyla 17.58 geçerse bu doların altına, tabanlarına ateş tutarlar. Ateş tutarlar diyorsunuz. Peki. Üzgünüm. Alt gösterge ne yapar? Alt göstergeyle ilgili bir şey soramıyorum. Çünkü değişik ve saçma sapan bir hal almış durumda. Aslında baktığınız zaman, bakın. Çok acı ama anlatacağız. Yani 7.30'da boğalar üste çıkmış. Cumhurbaşkanımızın yaptığı reflekste bile yeşil, kırmızıların altına inmemiş. İnmemiş. Özür dilerim diyor alt gösterge. Bana sadece bir alım fırsatı verdiniz diyor. Ve şu anda da, dikkat, gün içi oynaklık. Genel fiyat bandındaki makasın sıkışmış olmasına rağmen ayılar üste ve maalesef boğalar üste ve maalesef trend the friend. Ve yatay bir şekilde de devam ediyor şu an hareketine. Peki bir aşırı satış göstergesi var mı size göre yok. Durumda? Yok. Şu anda her şey sakin. Bir momentum yok. Hı-hı. Yukarı ya da aşağı yönlü bir momentum sinyali de yok. Onu açık açık da söyleyelim. Tamam mı? 17.58 geçilirse yukarı yönlü bir momentum sinyali barlar gelebilir. Biraz daha büyüyebilir evet, diyorsunuz. Evet, barların boyları genişleyebilir. Dolayısıyla 16.60-17.58 bandında temkinli yukarı bir modda izlenmeli. 16.60 seviyesinin kuvvetle altını çiziyorum. Onun altında kısa vade trading, bakın yarılma şeklinde değil, bir down trade, alttan almak üzere bir down trade senaryoya dönmeli yatırımcılar. Çünkü hepimiz biliyoruz ve maalesef ki bu ülkede ciddi bir dolar pozisyonu var. Yani bunu rakamlar da söylüyor zaten, yani onu biliyoruz. Şirketlerimiz olsun, bireyseller olsun ve ben başka bir uyarı daha yapayım. Bunu biz sizinle burada öbür tarafta 9'larda da yapmıştık. Dolar düştüğü zaman hane halkının doları çözülmez. Alırlar. Hayır, zaten doların... Yani dolar aşağı geldiği zaman hane evet, halkı evet. Satıyor diye bir denklem yok. Yok, yok. Alım var. Bunu geçen haftaki rakamlarda da gördük. 960. Hane halkı onu alış fırsatı olarak kullanıyor. Hane halkı, yani 960 milyon dolara yakın yeni bir pozisyon alınmış. Dolayısıyla dediğim gibi hani burada 16.65 seviyesi doğru bir şekilde trading disiplin edilmeli. Ama ben bu kadar olumsuzluğun içinde bir şey söyleyeyim. Ve bunu dolar TL olarak algılamasınlar. Yani beni dolar TL olarak dinlemesinler. Ben başka bir şey anlatacağım. Bir disiplini anlatacağım. Ve teknik literatürle anlatacağım. Gene kimsenin kalbini kırmayayım. Sürü bir şeye hurra ediyorsa, orada fiyat sürüyle beraber bir süre yukarı gider. Bu süre uzayabilir. Ama sürünün şunu unutmasın. Sürü her zaman doğru yere gitmez. Bakınız. Tamam. Bu da ne demek? Şimdi ne anlattı diyeceksiniz. 16.60, 14.55'lerin üstünde fiyat yukarı gidebilir. Ama burası bir anda kırılacak. Ama şimdi hane halkında dediğiniz gibi ben şöyle bir durum de. Var. Konu zaten dolar, euro ya da altın değil. Konu aslında TL'ye olan güvensizlik artı TL'nin enflasyonla savaşı. Yani çünkü şu anda, olarak TL'de kaldığınızda ya da mevduata gittiğinizde hiçbir anlamı yok. Her gün zarardasınız demek. Şu anda yeni bir haber desteği olmadıkça. Hı hı. Ekonomik politikalarımızla ilgili bir değişim, bir dönüşüm olmadıkça. Ya güçlü bir TL, güven veren bir TL olmadıkça. Ekstrem özel, bu BDDK veya GES gibi değil. Bakın açık açık söyleyeyim. Değil. Daha farklı bir şey olmadıkça, olursa olur. Bakın olursa burası şak diye kırılır. Hı hı. Ama olmadıkça işte burası maalesef bir süre daha yukarı gösteriyor. Ancak şunu unutmasın yatırımcılar, hiçbir şey devamlı yükselemez. Devamlı düşemez de yükselemez de, çok doğru. Şimdi o zaman buradan hemen geçelim mi borsaya? Geçelim. İnanılmaz dalgalı bir seyir var. Yani gün içerisinde kaç defa artıya geçti, kaç defa eksiye geçti ben bir yerden sonra saymayı bıraktım. Bir ara ben baktığımda Borsa İstanbul 0.40'tı. Bir ara baktım %1 artıydı falan. Yani sabahtan beri böyle. Tabii şimdi yavaş yavaş artık döndük. Yavaş yavaş şimdi neden biraz böyle oluyor biliyor musunuz? Bayram tatiline de gidiyoruz. Nakite geçmek isteyenler tabii. Var. Kredili pozisyonlar kapanıyor. Tabii. Temel taraftan nakite geçmek isteyenler, uzun bayramı diğer tarafta değerlendirmek isteyenler, hisse değil de açıkta olan var, kredi pozisyonunu kapatan var haliyle. O taraflarda tutmak isteyenler var. Hı. Ama bir kere şu var bir kere. Bu volatilin sebebi şu. Hı. Tren kırıldı da. Büyü bozuldu. 5 ve 8'in üstünde volatil yok. Bambada bam bam gidiyoruz. Bayramda da gidiyoruz, tatilde gidiyoruz. Ortalamalar kırılınca trende dönüyoruz.
Evet. Ortalamaların üstüne çıkınca yeni bir trend başlıyor. Bakınız ve bakınız. Şimdi dolayısıyla 2404 bizim 5 günlük ortalamamız 2411. 8 günlük ortalamamız 2454. Tamam? Biz 2411, 2454'lerin üstünde kapanışlara geri dönmeliyiz ki 2411, 2454'lerin üstünde kapanışlara geri dönmeliyiz ki, bakın çok basit bir şekilde anlatacağım. Silelim mi? Tabii. Her şey trenddir Perihan Hanım. Her şey trenddir. Çıkış trendi. Düşüş trendi. Trendin geçilmesiyle beraber, üstüne geçilmesiyle beraber yeni bir yükseliş trendi, değil mi? Şimdi burada bir düşüş trendimiz var mı? Var. Bu düşüş trendi, yani 2454, hatta birazcık daha böyle pembe düşene doğru biraz daha fiyata şans zaman vermemiz lazım güvenli bir sinyal almak için. 2490'lar geçilmedikçe nasıl burada fiyat yukarı yönlü bir düşüş yükseliş trendindeyse, her trende doğru geri çekilmeler bir destek bulup yukarı gittiyse burada da bir düşüş trendi var. 2411, 2455'ler üstünde kapanışlar, bu bölgenin üstünde kapanışlar olmadıkça Borsa İstanbul için güvenli bir sinyal doğmayacaktır. Hı hı. Sadece bu hareketlere tepki gözüyle bakacağız ve geçen hafta tepki aldığımız 2357'lere doğru fiyatın baskılı kalma ihtimali bir tık önde olacak. Biz bu düşüş baskısından ne zaman kurtulacağız? Ne zaman hocam kısmi de olsa, göreceli de olsa ve stop loss koyarak göreceli bir şekilde uptrade, yani long trade'e ne zaman dönebiliriz diyenlere grafiğe sırtımı dönüyorum, hiç anlatmayayım. Bakın ben onlara bir öğreti anlatacağım. Lütfen denesin sizler. Bakın ben bunu burada milyonlarca ispat ettim. İsteyen istediğinin aksini iddia etsin. Asıl olan fiyattır. Bunun backtestlerinin hepsi mevcut. Tamam. Dönüyorum. Borsa İstanbul'u anlatmıyorum. Bir öğreti. Denesinler. 5 günlük ortalamanın altında kaldıkça kenarda kalalım. Ne zaman 5 günlük ortalamanın üstüne geçersek, 8 günlük ortalamalara doğru temkinli uptrade, hı hı. 8 günlük ortalamada geçince 5 günlük ortalama veya 8 günlük ortalamaya stop loss koyarak bam, 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 yukarı, bu kadar. Fiyat anlatmadım bakın. Bir disiplini anlattım. Hı hı. 5 ve 8'in altında kaldıkça hisse bazlı seçici trading uygundur ama güvenli sağ oluşmayacaktır. Burada 5 ortalamanın üstüne geçersek 8'e doğru bir tepki hata gelebilir. Ancak 8 geçilmezse tıpkı dünkü gibi yeniden fiyat satışla karşılaşabilir. Dolayısıyla 5 ve 8 ortalamaları yatırımcılar her gün takip etsin. Şimdi biz bugün 2411, 2455 dedik. Ama yarın değişecek ama kadar. Rakam yarın, Perihan Hanım değişiyor. Bir de şöyle bir şey var. Sağ olsun bizi izleyenler de o rakamlar sabit kalıyor zannediyor. Not alıyor. Olmuyor yani. Yanlış yoruma düşüyoruz. Yatırımcılara da faydamız azalıyor. Dolayısıyla bugün için 2411, 2455, yarın ve ondan sonraki günlerde 5 ve 8 ortalamanın üstünde miyiz, altında mıyız buna baksınlar. En azından bakın, en azından yönü doğru teşhis ederler. Hı hı. Bir şeye yatırım yaparken asıl olan yönü doğru bilmek değil mi? Trend. Mutlaka. En azından 5 ve 8 ortalamalar yatırımcılara yönü doğru gösterecek. Bu anlamda alt göstergeye de bir dem vurmak lazım. Kısa vadede ayılar yukarıda. Fakat çok güçlü bir momentum eğrileri yok. Ayılarla boğaların arası sıkışık. Tam olarak ciddi anlamda bir karar yok. Burada yatırımcılar nasıl 2411, 2455 geçilirse göreceli olarak güvenli bölgeye geçtik diyoruz ya. 2357 kırılmasın. Durdum dikkat edersiniz. Dur, evet ben de durdum. Ya bu durmamın altında neler saklı olduğunu hani o zaman hani durum olursa yatırımcılar o zaman belki taşları yerine koyarlar. Kırılmasın. Ya, 2357 kırılmadıkça. Nereye gideriz diye sormayayım da o zaman. Twitter'dan güzel bir soru geldi. Onu şöyle sorayım. Silelim bu arada. Uzun vadeye yatırım yapanlar ya da yatırım düşünenler için kademeli olarak nasıl bir strateji uygulamamızı önerir sevgili gönenciler? Şimdi bir kere kademeli strateji güzeldir. Ben hep sıklıkla anlatırım biliyorsunuz. Kademeli alım benim yani trading yönetiminde vardır. Ama kademeli alım yapacak yatırımcılara bir kere şunu söyleyeyim bakın. Siz düşen bir ürünü aldığınızın farkında olmalısınız psikolojik olarak. Hı hı. İki, biraz önce gümüşte söylediğim gibi asla kaldıraçlı
paçalı yapılmaz. Yani kaldıraçlı mal toplanmaz. Spot'tan, yani reelden alacaksınız. Mutlaka. Borçsuz alacaksınız, harçsız alacaksınız. Düşen trenddeki bir ürünü aldığınız için taşıma maliyetini sadece maddi değil, psikolojik olarak da kabul edeceksiniz. Tamam. Eğer ben bunların hepsini yaparım, ben Borsa İstanbul'un orta vade iyi olacağına inanıyorum diyorsanız, evet, soruya cevap vereyim. Eğer geri çekilme devam ederse 2357-2255 bandında kademeli olarak alım yönünde bir strateji uygulanabilir. Ama buraya şart düşüyorum. Biraz önce anlattığım detayları uygulayamayan adamlar çok ciddi zararla karşı karşıya kalırlar. Sonra da bu yayını suçlarlar. Bak, ben açık açık söylüyorum. Niye? Hocam kademeli alın dediniz. Hayır, biz sorunun üstüne kademeli alın dedik. Eğer bunu uygulayabilecek yetkinlikte değilseniz, para yönetimini, strateji, borçla, harçla, krediyle falan filan işlem yapıyorsanız, kat ha doğru bir işlem yapmamış olursunuz. Bu anlamda 2357 önemli bir destek bölgesi Perihan Hanım. Eğer biz 2357'yi savunmaya devam edebilirsek, sizin de söylediğiniz gibi uzun bayram tatili riski bertaraf olduktan sonra 2454'lere ve veya üstüne doğru bir tepki hata görülebilir. 2454'ler geçilmedikçe tepkilere temkinli yaklaşalım. 2454'ün üstünde kapanış görürsek 5 veya 8 ortalamaya stop koyacağız. Hı hı. Güm güm yukarı. Oralar geçilmedikçe ceketimizi ilikleyeceğiz, fiyattan sinyal bekleyeceğiz. Asıl olan fiyattır. Bir de ben orta vade bir risk anlatmak istiyorum. Tabii. Her fiyat trendine geri döner. Şimdi bu beyaz ara trend, bu sarı orta vade trend. Doğru mu? Doğru. Bir kere bu sarıya burada bir döndü mü? Döndü. Döndü. Bu ara trende burada bir döndü mü? Döndü. Burada İkinciye da bir döndü de mü? Geldik ve döndü. Kırdık sonrasında. Sonra buradan momentumu yapamayınca ne yaptı? Buradan aşağıya patlattı. Şimdi burada bir kere beyaz trendten her uzaklaştığı zaman trende geri döndü mü? Hı. Döndü. Nihayetinde kırdı mı? Kırdı. Şimdi düşüş trendinde mi? Silelim. Burayı tamam anlattık. Dönmüş müydü? Dönmüştü. Döner mi? Bir gün dönecek. Dönmeme şansı yok. Ama ne zaman? Zaten burada buraya döneceğini bilmek önemli değil ki. Nerede döneceğini ne bilmek önemli. Ne zaman döneceğini bilmek önemli. Çünkü sonuçta bu da bir yükselen trend gibi devam ediyor. Yani her 2400'e de gelebilir. Her fiyat trendine bir gün döner. Hı. Ama 1 milyon dolarlık soru şu. Ne zaman? Ne zaman? Tamam. İşte ben de diyorum ki bu sarıya doğru bir risk tetiklenecek ise, bakın şu anda o risk yok. Açık açık anlatıyorum. Bu risk ne zaman tetiklenebiliyor musunuz? 2357'nin altında kapanışlar başlarsa. 2357'nin altında kapanışlar başlamazsa ne olur? Bakın gelin öğretiyi tersten anlatacağım. Silelim. Fiyatlar bu şekilde trendine gelir mi dönüyor? Evet. Bakın düşen trende ne yapıyor? Bakın ne yapıyor Peri? Oraya da dönüyor. Her fiyat trendine geri dönüyor ama düşüş trendine de geri dönüyor. Evet. Bakın düz mantık. İşte ben yıllardır bunu anlatmaya yatırımcılara, bu psikolojiyle iş yapmaya davet ediyorum. Dolayısıyla 2357 kırılırsa burada çok ciddi, daha sıkıntılı bir süreç başlar. Yatırımcılar için çok ciddi yeni bir zarar dönemi başlayabilir. 2357'nin üstünde 2411-2454'lere doğru hareketlere tıpkı buradaki gibi, buraya bir numara dersek, burada muhtemel iki numaralı bir tepki hata başlıyor deriz ve temkinli bir şekilde okuruz. 2454 geçilirse o zaman dediğim gibi 5 ve 8 ortalamaya stop koyarak uptrade moda dönebiliriz. Buradan şimdi BIST 30'a geçiyorum ama burada genelde bir yanlış anlaşılma oluyor. VIOP değil spot tabii. BIST 30. Bende VIOP analizi yok. Biliyorum. Burası spot. Yani ilk su 30 senetlerinin analizi. BIST 30. Günlük grafik. 1467'den. Yani eski fiyatla 146 binlerden beri kalkan 2011'in Kasım ayından beri başlayan büyük trendi gösteriyor. Hadi burada da bir hatırlatma yapalım. Her fiyat trendine geri mi dönüyordu? Dönmez deniyordu. Döndü. Döner. Döner. Döndü. Dikkat. 2574 trend desteği. 2602'de olduğumuzu hatırlatalım. Şu an yerimizi herkes bilsin. 2602-2603 çalışıyoruz. 2500 puan falan trend desteğinin üstündeyiz. Evet. Hadi ben birazcık çizgiyi çekerken hata yaptım falan. 2570 trend desteği. Hı hı. Bu trend desteği korunursa
buradaki büyük resimde yeniden 2664, 2700'lere doğru bir up, yani kısa bir ara uptrend olabilir. Şartımız, yani 2664-2700'lere doğru bir long yönlü trading izliyorsak veya yukarı yönlü trading izliyorsak, yatırımcıları 2570 seviyesine dikkat kesilmeye davet ediyorum. Orası bizim iş sürenimiz veya savunma hattımız. Burası korundukça grafikte trend devam ediyor şeklinde yorumlanabilir. Fakat şunu ısrarlı bir şekilde hatırlatıyorum. Fiyat çok uzun zamandır, yani yaklaşık 5-6 gündür bu trend desteğini bastırmaya başladı. Daha önceki iğnelere bakalım Perihan Hanım. Oraya bir günde inip hemen kalkıyordu. Hı hı. Şimdi bu trend desteğine geldi. Orayı birazcık böyle tabiri caizse bir kumun üstünü oymak gibi düşünün. Yavaş yavaş oyuyor. İvediği bir şekilde bakın. İvediği bir şekilde XU30 2664 üstüne dönmelidir. Ki evet, trend desteğimiz tıpkı buradaki gibi burada da çalıştı ve yukarı senaryoya devam ediyoruz diyebilelim. Aksi takdirde 2574'ün sadece üstünde kalmamız kafi değildir. İvedi bir şekilde 2664'ün üstüne geçmeliyiz ki 2700 hatta tekrar sileceğiz. Tabii. Şimdi fiyat böyle trendine geri dönüyor ya. Böyle dönüyor. Bakın. Buradan da böyle dönüyor. İşte 2570 böyle bir seviye. 2570'in altında XU grafiği sadece kısa vadeyi değil, orta vadeyi de bozar. 2570 üstünde kaldıkça 2664'lere doğru tepki atakları olabilir. Fakat 2664'ler geçilmedikçe tepkilere temkinlik almak ve fiyatın arkasından, yani fiyatı önümüze alıp önce 2664 geçilirse oyuna gelmek disiplininde olunmalıdır. Hı hı. Şimdi... Bıraksınlar, piyasayı büyükler yapsın, bize rakamlarla konfor sahasını yaratsınlar, biz o fiyatın içine girelim. Bakıyorum birçok analist, birçok trader fiyatın önünden koşuyor. Burası kırılacak. Neye göre kırılacak sevgili? Burası geçilecek. Neye göre geçilecek? Ben de diyorum ki geçildiğini görelim. Ya da kırıldığını. Evet. Ya biz fiyattan daha iyi hiçbir şeyi bilmiyoruz. Asıl olan fiyat. Son iki dakikam. Evet. Sonda grafiğim. Bir bankacılık kaldı zaten. Bankacılık endeksine bakalım. Grafiğimiz günlük grafik. Şimdi birazdan sevgili arkadaşlarımın bankacılık da anlık fiyatı bizlerle paylaşırlar zaten. Şu an anlık fiyat göremiyorum çünkü. Son dip ve son tepenin trendini kırmış. Yaklaşık 1941. Yaklaşık 2050'lerde falan. Şimdi kırmızının altında bir düşüş hareketinde. Bu çıkışın yarı yolu olan 1906 seviyesinde bir destek arıyor. Bir denklem, bir korelasyon kuralım. 1906 eşittir. %100 doğru olmamakla birlikte şerhini koyalım. 2357. Hı hı. Tamam. 1906'nın üstünde kalırsa, XU100'da 2357'nin üstünde kalırsa, X Bank'ta 1944, 1989'lara doğru dikkat ve altını çiziyorum. Güvensiz bir tepki hata olabilir. İlk hedefe geldik bu arada. Oradayız. Kaçtayız? 1944. Tamam, 1940 yani, evet, 1940 daha doğrusu. Yani ara hedefi görmüşüz. Tabii. Dolayısıyla 1906'nın üstünde kaldıkça 1944-1989 bandına doğru fiyat temkinli de olsa, yatırımcıları tedirgin edecek olsa da yukarı yönlü trading'e devam edebilir. Bu akımda piyasada olan bir yatırımcı 1906 seviyesinin altına stop loss koyarak kendini güvenli bir kere modda tutmalıdır. Dolayısıyla 1906'nın üstünde kaldıkça 1944-1989'lara doğru güvensiz ataklar olacaktır. X Bank'ta güvenli, biraz daha böyle hani malı aldığınız zaman akşam ekran kapatırken malı pozisyonunuzda bırakıp, portföyünüzde bırakıp akşam rahat uyuyacaksanız 1989 geçilmelidir. 1989 geçilmelidir ki 2080-2200'lere doğru new trend başlıyor diyelim. Yeni bir atak, yeni bir hareket başlıyor. Aksi takdirde sıkıntı olacak, onu söyleyeyim.
Evet, son grafiğimizde vaktimizi de bitirdik. Hızlı bir kapanış yapalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum yine vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Efendim, şimdilik noktayı koyuyoruz Borsa Tekniğe. Yarın tekrardan EkoTürk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Stratejist Selçuk Yönerşer her salı olduğu gibi bugün de bizlere eşlik etti. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.